Cümleten selamlar aleyküm Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı. Bayramın son yönünden herkese selamlar olsun. Biliyorsunuz dünü izinle geçirmişti Fenerbahçe takımımız. Yeni sezon hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Ama eminim %99'unuzun idman umrunda değildir. Sizler için önemli olan şey transferdir. O yüzden de sizleri fazla bekletmeden transfere geçeceğim ama Küçük bir e, hatırlatma yapayım arkadaşlar. Fenerbahçe'miz Süper Lig sezonunda bu sezon 36 maçta da forma sırt numaralarında taraftarların fotoğraflarının yer alacağını açıkladım. E, bu e, zaten taraftar arkanda diye bir şey paylaşılmıştı hatırlarsınız. Özellikle lacivert formaya çok daha yakışacak arkadaşlar. Formalarla ilgili de 555 TL denilmişti ama yükselen ekonomik eee sıkıntılar nedeniyle 600 629 TL mi? Kesin fiyat. Sanırım 629 TL olacak. Tam bir hafta sonra öğrenirsiniz arkadaşlar ama 629 TL olacak. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bunu da söyledik. Inter, Arturo Vidal'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. İyi de bize ne? Vidal'i mi alıyoruz? Yok. Vidal'i bizim e, futbolcusunu alacağımız Flamengo olacaktı ve Flamengo'nun kısa süre içerisinde Vidal transferini açıklamasını Bekliyoruz Hocam biz Flamengo'dan Arao'yu alamamışız İptal olmuş o Nasıl oldu Şimdi süreci anlatayım arkadaşlar Sonra kararı siz verin Öncelikle peşin peşin söyleyeyim hani iptal olduğuna dair Duyum veren arkadaşlar da burayı dikkatlice dinlesinler Benim Almış olduğum bir duyum yok Gerçi Whatsapp'ıma da bakmadım sabahtan beri ama bir taraftan da Whatsapp'ı açayım. Belki bir şey gelmiştir. Şimdi Flamengo dün Arao'ya yapılan antrenmana katılmasını söylüyor. Oyuncu da antrenmanda yer alıyor. Burada hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Ve ekleme olarak da diyorlar ki Fenerbahçe ile görüşmeler sürüyor. Eğer anlaşmazlıklar çözülmezse bu transfer iptal olur transfer, bu transfer iptal olur diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar başka bir duyumcu da diyor ki Fenerbahçe verdiği sözü tutmadı. Arao transferinin bittiğini düşündüğümüz için Corinthians maçı kadrosuna almamıştık. Ha bu Marcos Braz demiş. Corinthians maçının kadrosuna almamıştık. Ancak Türk kulübü yapması gereken ödemeyi yapmadı. Arao bizimle kalacak demiş. Flamengo Başkan Yardımcısı Fenerbahçe verdiği sözü tutmuyor diyor. Hani biz transfer bitti diye Corinthians maçında oynatmadık da şey diyor. Şimdi e, muhtemelen William Arao transferi iptal olursa birçok arkadaşımız ilk ben demiştim. Bakın getirtmedim raporlarımdan algılarımdan getirtmedim sayemde diyecek. Bazıları da bana topu atacak senin yüzünden oldu. Sen o da çok konuştun. Sen, sen dikkatli konuşmadın. Fenerbahçe'ye zarar verdin diyecekler alakası yok. Yani e, öyle bir gücüm yok. Şimdi önce şunu söyleyeyim e, arkadaşlar. Bu transferin bitmesi için geçmişte de hatırlarsınız. Güney Amerika takımlarıyla transferin bitmesi için bazı evrak süreci olur. Hani evrak gönder, evrak al. Hatta yetişmeyen evraklar olmuştu. Transferler iptal olmuştu. Türkiye'de şu anda ne var? Resmi tatil var. Bayram tatili. Ve bayram ta Hocam bayram tatili 9 gün oldu. Ne yani? Bilmem işte 15 Temmuz cuma, 16, 17, 18. 18 Temmuz'a kadar transfer olmayacak mı? Biz 14'ünde liste vereceğiz. Ya tam olarak öyle değil de Kurban Bayramı sürecinde yani şu 4 günlük süreçte bugün de dahil acaba bayram izni olduğundan dolayı olabilir mi? Bilim e, arava transferi. Hani aklıma bu geldi. Acaba bundan dolayı olabilir mi? Aklınıza sizin de bu gelsin. Ha diyeceksiniz ki hocam arava transfer edilecekse bakın arava transfer edilecekse çok net bir şey söyleyeyim. Zayt, Crespo eğer arava transfer edilecekse Zayt'dan Crespo'dan direkt çıkılması lazım. Para ediyorlarsa direkt. 6 biri, 8 biri, 14 milyon euro. Müthiş para. Al gitsin. Yapacak bir şey yok. Eğer ara oy alacaksan İsmail Yüksek. Ya müthiş bir ya müthiş bir olay İsmail Yüksek. Fenerbahçe'nin yeni transferi resmen. Resmen yeni transferi. Ya ben arkasında durdum. Ben dedim ki hani ilk geldiği süreçten beri takipçimiz olanlar hatırlar. Ya bana dediler ki dedim siz yeni Emre Belezoğlu'nu buldunuz. Haberiniz yok. İsmail Yüksek diye topçu aldınız. Aziz Allah. Yani bu çocuk çok değişik bir çocuk. Müthiş bir yetenek. Saf yetenek dedim. Yani e, o gün bunu diyen arkadaşlarımız sağ olsunlar. Sonuna kadar haklı çıktılar. Allah razı olsun. Ee, i̇nşallah hayırlısı olur arkadaşlar. Şimdi e, İsmail Yüksek'in performansı tabii ki Jorge Jesus etkisi. Ve İsmail'in bu performansı sonrasında hani e, Arao'yu alıp para harcamak biraz tuhaf. Belki Jorge Jesus demiştir ulan İsmail'i kulübeye mahkum etmeyin bunu alıp da diye ee, Gustavo diye de bir olay var Fenerbahçe'de belki Gustavo gitmeyecektir ulan İsmail'i az ön libero yapayım Gustavo'yu yedek yapayım da diyebilir ama dediğim gibi şu ana kadar gelen bir şey yok ha Zayt Crespo para ediyorsa satın abi kurtulun satın kurtulun bazı küçük misafirler olabiliyor böyle şimdi yetenekli kanat, yetenekli forvet almak lazım. Yani Fenerbahçe'ye hani şu an ara o tamam iyi bir isim gibi gözüküyor ama Fenerbahçe'ye yetenekli kanat, yetenekli forvet almak lazım. Şart. Şart abi. Bakın İsmail Yüksek evet büyük bir kazanç, büyük bir transfer. Harika bir altı numara oldu. Hani e, pas atıyor, pastan sonra tekrar hücum desteği sağlıyor, bindiriyor, ediyor. Ee, abartmıyorum. Avrupa'da benzer yaştaki bir futbolcu, misal veriyorum Alman e, nüfusuna kayıtlı olsaydı, kesinlikle çift taneli fiyatlardaydı. Hayırlısı olsun. Ama ben şunu söyleyeyim, bence bayram dolayısıyla bu e, evraklar mevraklar yetişmiyor. Yani bayramdan dolayıdır diye düşünüyorum. Tahminim bu yönde. Ama şimdi şey de bilemiyorum arkadaşlar. Yani tam olarak da durumu bilemiyorum. Galatasaray marka oyu 12'ye satmış. Bonuslarla 15'e çıkabilir demiş. Sonraki satıştan da %10 pay demiş arkadaşlar. Sonraki satışı olur mu olmaz mı? Soru işaretim. Bakalım e, İspanya Ligi'nde de Türkiye Ligi'nde olduğu gibi dokunulmazlık hakkı tanınacak mı? Zaten dokunulmazlık hakkı tanınırsa e, baya bir rahat eder diye düşünüyorum. Çünkü dokunulmazlık hakkı tanınırsa Türkiye'dekinden daha iyi bir performans gösterebilir onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi şurada ciddi bir belir şeylik konuşmamız gereken bir olay. Sheffield United Türkiye taraftar grubu. İşte Fenerbahçe'nin Hull City'ye yakınlığını kabul etmiyoruz. işte Sizin bayrağınızı stadyumuna Hull City mi gibisinden. Bizim İngiltere'deki birinci ve daimi takımımız Sheffield United'tır. Kadıköy Sokak taraftarı olarak Kadıköy Sokak takipçiler olarak biz asla ahde vefasızlık etmeyiz. Yani ahde vefasızlık etmeyiz. Ha Hull City de bizim kardeş takımlarımızdan birisi oldu. Görüyorsunuz transferdeki şey. Ee, e hoca hep Fener'e çalıştı. Yok aslında da Beşiktaş'tan da birer futbolcu istemişler. Kulüplerle anlaşmışlar. Futbolcular gelmemiş. Orası da ayrı mesele. Şimdi biz Acun Ulucal'dan dolayı Hull City'yi destekliyoruz. Ama e, Sheffield'a desteğimiz sadece bir günlük iki günlük bir mevzu değil. Onu da unutmamalarını rica ediyoruz. Ben özellikle buradan da selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Ee, bir de Fenerbahçe son 6 hazırlık maçının 4'ünde kalesini gole kapattı. Bu bilgi de tabii ki de beni memnun eden türden Atilla Salai, Kim Minji efekt. Ama Atilla Salai'de bazı eksiklikler var. Şimdi nedir o eksiklik? Biraz savrukluk var gibi ee, çabukluk, yani çabuk dönememe diyelim, çabukluk demeyelim çabuk dönememe var. Bir ee, birdenbire arkasına dönüp şey yapma var ya. Bir de hani yani mesela çalım yediği anda kitlenip kalıyor gibi oluyor. Çok geç dönüyor. Hani o basit çalım yeme olayını ve çabuk dönememeyi ve savrukluğunu biraz atarsan e, bu sene olmazsa seneye yine 20 artıları konuşuruz. Ama bu sene muhtemelen e, Atilla Salahi'nin gitmesini ben bekliyordum. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Son olarak da 5 yıldızlı forma. 19 Temmuz'da ben Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yanında olsam 5 yıldızlı forma çıkartırım. Bakın arkadaşlar az buçuk hesaplamışlar. 3 maçlık süreçler içerisinde bu cezalar oluyormuş. Yani ihtar, kınama, ceza. İhtar, kınama, ceza. Ve 3 maçlık ceza 200.000 TL. Hani misal veriyorlar. Bir arkadaşımız örnek yapmış. Doğru bir örnekleme. Yani 200 bin TL falandır ihtar kınama ceza. Ha, sonrasında hep ceza olur hocam. Hep artar. Yok hep bir süreç böyle olacak şekilde. Fenerbahçe totalde 60 maça çıksa. yani 36 lig maçı. Hani 8-9 tane e, Türkiye Kupası maçına çıksa. 45. Hadi inşallah yolu açık olsun. 15 de Avrupa maçına çıksın. Daha fazlası da çıkan 60 tane diyelim. Yani ortalama baktığınız zaman 20 maçlık bir periyot. O da yaklaşık 4 milyon TL yapar. 4 milyon TL de bugünün şartlarında. Yani. Ee, 200 bin euro yapıyor mu ya? Yani 200 bin euro yapıyor mu? Yapmıyor mu? Onu düşürüyorum. 200 bin euro. Aşağı yukarı 250 bin euro yapar. Yani Tiago Çukur'un bonservisi kadar bir şey yapar. Yani Vallahi ben Ali Koç'un yerinde olsam Odri Meydan lan Odri Meydan anasını satayım 250 bin Euro'dan parası neyse öderiz Siz utanın der Ortalığı iyice karıştırırım Gider mahkeme mahkeme her yerde dava açarım Derim ki e, Yayın gelirleri Şu bu eksik Yayın gelirlerinden şimdiye kadar daha fazla pay almamız lazımdı En çok şampiyon biziz Tekrar hesaplattırın Suyu bulandırırım iyice Tabi Ali hani Koç ve ekibi bunu yapar mı? Zannetmiyorum. Ama ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam 5 yıldızlı formadan asla geri durmazdım. Asla. Ya bir düşünseniz de kaç kaç forma satacağınızı bir hayal etseniz 629 TL'den bahsediyorum. Şimdi gelin düz mantık bir hesaplama yapalım. <laughs> Fenerbahçe'nin şu anki forması 350 bin satıldı diyelim ya da satılıyor satılmak üzere vesaire diyelim. 350 binden hesaplayalım. 629 çarpı 350 bin 220 milyon TL yapıyor. Bunun böl 2'ye 110 milyon TL ise gelir diyelim. 110'da 4'ünü vereceksin. Ben size bir şey söyleyeyim mi? 629 çarp eğer 5 yıldızlı forma çıksın istediği kadar 629 olsun. Rahatlıkla 500 bini geçer. Hadi 629 bin diyelim ya. Aklıma takılmışken. 395 milyon TL yapıyor. Bunu da 2'ye böl. 197 milyon yani yaklaşık 200 milyon TL'lik bir kar elde edilir. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam bu kumarı oynardım. Ciddi söylüyorum oynardım. Düşünsene 5 yıldızlı forma. Zaten ekonomik değerler yükseldi. Arkadaşlar 629 lira olur mu hocam? Çok 629 lira. Bir şey sormak istiyorum. Sizin oralarda ne ucuz kaldı? Yani ekmek geçen sene bu zaman Kayseri'de 1 liraydı. Şimdi 3,5 TL. Hani akaryakıtı ne bileyim ya işte gıda fiyatları vesaire hemen hemen hepsi çıktı yani. Hiçbiri sabit kalmadı. Sizin oralarda ne ucuz bilmiyorum ama asgari ücret de aynı şekilde ee, yanlışım yoksa geçen sene 1800'dü. Şimdi 5400 mi oldu? Yani 3 katına mı çıkmış oluyor? Yani o civarda bir şey olmuş oluyor Yani yaklaşık 3 katına çıkmış oluyor. Geç 2600 herhalde asgari ücret. Çok bilmiyorum ama 2 katı 2 katı diyelim. Yani en kötü 2 katı diyelim. Geçen sene Fenerbahçe forması kaç liraydı arkadaşlar? Değil mi? 325'ten 345'ten satışa çıktı. 350 diyelim. Bu sene de 700 olsa mesela 2 kat olmuş oluyor. Bunlara da şey yapmak lazım. Kulübümüze destek olmak lazım. Hocam forvet gelmeden destek olmuyorum. O zaman sen forvet bahçelisin. Hocam ben işte orta saha girme. Ya arkadaşlar gelir. Rahat olun. Biraz kendinizi kasmayın. Rahat olun. Biraz bendeki rahatlık size de bulaşsın. Beklemede kalın. Görüşmek üzere. Videoyu da beğenirseniz sevinirim.